Kanalından herkese merhabalar. Bugün en sevilen İtalyan tatlılarından tiramisu yaptım. Orijinal tiramisu. Sadece çırparak hazırlıyoruz. Fırın kullanmıyoruz. Aslında ocak da kullanılmıyor ama ben çırpma işlemini bain-marie olarak yaptım yumurtaları pişirmek için. 4 tane yumurta var. Sarılarını ve aklarını ayrı kaselere koydum. Toplam 7 yemek kaşığı şeker kullanıyoruz. Yarısını sarıların üzerine, yarısını da beyazların üzerine döktüm. Sarıların üzerine ayrıyeten bir pakette vanilin ekliyorum. Şimdi tencereye biraz su koydum. Çok fazla dolu değil. Bu arada bir yandan yumurtaları çırpacağım, bir yandan da yumurtalar pişecek. Yumurtalarınız taze ise hiç ocağın üzerine koymadan direkt çırparak da hazırlayabilirsiniz ki normalde öyle yapılıyor. Böyle bir kıvama geldikten sonra çırpmayı bırakabilirsiniz. Sıcak olduğu için bunu kenara alıp soğumaya bırakalım. Yumurtalıklarını da şekerle kabarana kadar, köpükler sabit kalana kadar çırpacağım. Bol bol çırpmanın olduğu bir tarif, her şeyi çırparak ekliyoruz ve en sonunda inanılmaz lezzetli bir krema çıkacak ortaya. Yumurtalıkları da onu da kenara aldık. Şimdi farklı bir kabın içine bir kutu kremayı alalım. Mikserle yoğunlaşana kadar çırpalım. İstediğimiz yoğunluğa geldikten sonra çırpmayı bırakalım. Çünkü kremayı gereğinden fazla çırparsanız yağ gibi kesilir. Kesik kesik bir görüntü olur. Yoğunlaştıktan sonra kesinlikle çırpmayalım. Daha sonra bir paket, genelde 350 gram oluyorlar. Bir kutu daha doğrusu mascarpone peyniri içine ekledim. Dileyen labne peyniri de kullanabilir. Krema ve peyniri de karışana kadar çırpalım. Şimdi aşama aşama yumurtaları ekleyeceğiz. İlk önce yumurta sarılarını ekleyelim. Mikserle tekrardan karıştıralım. Tamamen homojen bir kıvama geldikten sonra da köpürttüğümüz yumurtalıklarını ekleyip o aşamada artık mikser kullanmayacağız. Spatula ile alttan üste karıştıracağız. İnanılmaz lezzetli bir krema. Çok hafif. Tatlı yedikten sonra kesinlikle sizi baymıyor. Güzelce karıştırdım artık. Son olarak yumurtalıklarını da ekliyorum. Hem yumurta sarılarını hem de yumurta beyazlarını bain-marie'de pişirdim. Ülkemizde çiğ yumurta çok tasvip edilmiyor, sevilmiyor. O yüzden sizler de böyle bir yöntemle hazırlayabilirsiniz. Altını üstüne karıştırdım ve en son kremamızın kıvamı böyle. Çok yumuşak, çok hafif, böyle bulut gibi bir yapısı var zaten. Tadı da gerçekten çok lezzetli. Zaten kedili bisküvi, kahveli aroma, üzerine kakao da gelince hepsi bir arada çok çok lezzetli oluyor. Bir pakette kedili bisküvi kullandım. Küçük bir borcamda yapabilirsiniz. Bisküvileri ikiye kesmeden. Ben daha önce yaptığımda öyle yapmıştım. Bu sefer kuplarda hazırlayacağım. Kahveli su için 2 yemek kaşığı granül kahve, filtre kahve veya sevdiğiniz farklı kahvelerle de yapabilirsiniz. 1 yemek kaşığı şeker, yaklaşık 2 su bardağı su. Önce kaselerin dibine peynirli karışımdan birer kaşık koyuyorum. Bayağı da fazla miktarda çıktı. En başta 8 kase, şu an kaç tane var burada? Bir saniye sayacağım. 9 kase üzerinden yaptım ama 3 tane daha kasem vardı. Daha sonra onları da hazırladım. Toplam 12 tane çıktı ama benim kaselerim normalden biraz daha küçük. Fazla miktarda da çıkıyor. Bir paket kedili bisküvi de bu ölçü için yeterli. Daha sonra bisküvileri kahveli suya batırıp artık tatlının katlarını yapalım. Her kaseye 2 tane, toplam 2 tane kedili bisküvi koymuş oldum. Daha sonra tekrardan peynirli karışımdan, sonra tekrar bir sıra kedili bisküvi.
üzerine koyacağım. Sadece İtalya'da değil, dünyada da çok sevilen tatlardan biri. Bizim ülkemizde de farklı şekillerde yapılıyor. Hepsinin tadı bence ayrı ayrı çok güzel. Biz genelde labne peyniriyle muhallebiye karıştırıp veya yine çırparak hazırladığımız tiramisu tarifleri var. Bence hepsi çok lezzetli. Bu da ayrı bir lezzet. Ama bunun yapısı biraz daha tabii farklı. Pişirilmediği için daha böyle köpüksü bir yapıda ve çok yumuşak, çok çok hafif bir tatlı. Bu kremayı hazırlayıp isterseniz kekliğine yapabilirsiniz. Sonuçta sizin damak zevkinize kalmış. Yani illaki diliyle yapılacak diye bir şey yok. Ben bugün orijinal yazdığım için birebir orijinal tarifle yaptım. En son üzerine kakao serpelim. Servisten önce kakaoyu serpmenizi tavsiye ederim. Çünkü dolapta kakao beklediği zaman üzeri nemleniyor. Ben en son üzerine biraz frenk üzümü koydum. Sunumu da böyle. Biraz da bol bol koydum ki o bisküviler aradan gözüksün. Kaşıkla üzerine düzleştirmedim. Tam böyle muhallebi gibi bir görüntüde olmaması için özellikle o bisküvilerin gözükmesi ve arada işte boşlukların kalması bence güzel bir görüntü oldu. Kıvamı da çok güzel. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Deneyecek herkese de şimdiden afiyet olsun. Umarım tarifi beğenmişsinizdir. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.